Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Zirvede neler neler oluyor arkadaşlar, zirvede neler oluyor? Şu anda Marvel Şampiyonlar Turnuvası magazin haberine diyeyim. Daha doğrusu böyle magazin tarzındaki habere diyeyim arkadaşlar. Ama şu anda Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda en çok konuşulan konu arkadaşlar, Gundy'nin hesabını satması. Gundy hesabını neden satıyordan ziyade arkadaşlar, yani neden satıyor çok takılınmıyor şu anda. Hani oyundan mı bıktı, oyun kötü diye mi diye demeyeceğim. Zaten adam oyun oynamıyordu. Pilot hesaptı. Neden satıyordan ziyade arkadaşlar, neden bu kadar yüksek bir rakama satılıyor? Şu anda hesap arkadaşlar dünya sıralamasında 19. 19. sırada, prestij olarak da fena değil. Tabii ki çok çok iyi bir yerde. Peki olay şu arkadaşlar. 19. sırada bulunan bu vatandaş 2 milyon 29 bin puana sahipken ve istediği rakam ortalama 350 bin dolar civarındaysa, tabii yine net rakam bilen varsa yazsın arkadaşlar. Bu tamamen benim duyduğum, birkaç yerden birkaç fotoğraf daha bekliyorum. Bu yukarıdakiler kaç milyar milyon dolar? Nasıl diyordu o kadın? Sen o kadar milyar milyon ne yaptın? Bu da o hesap arkadaşlar. Acaba bunlar ne? Değil mi? Rakamı sen de duydun. Mama alırım diyorsun. Abi, sen de haklısın. Evet arkadaşlar, bakalım zirvenin ilk onunda kimler var, neler var? Hesaplar ne hale gelmiş? 6 yıldız 2.35'ler artmaya başlamış mı arkadaşlar? Hadi bakalım ilk ona bakalım. Birinci sırada Triderman var ama ona bakmayacağım. Neden bakmayacağım? Ona küskün değilim arkadaşlar. 10. sıradan başlamak istiyorum. O yüzden 10. sıradan başlıyorum arkadaşlar. Nevni ittifakından Sam Shiguet denen vatandaş var. 2 milyon 158 bin 13 toplam temel kahraman derecesi ve 593 karakteri var arkadaşlar. Baktığımda prestijini hala 5 yıldızlardan kurmuş. Kim var? Thor Ragnarok var. Namor var. Kaptan Marvel var ve Taş Adam'dan kurmuş. Yani totalde 10.600'ün üstünde bir ekiple kurmuş. Eminim ki bekliyordur arkadaşlar. Bulunduğu ittifaka baktığımda 36 milyon 491 binlik bir sağlam ittifak arkadaşlar. Bu vatandaş henüz 6 yıldızlara geçmiş. Finalde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Finaldeki muhabbet biraz önemli. 9. sıradaki Kraken'imiz var. Kraken bir ara birinciliğe çıkmıştı arkadaşlar. Gencerme ve Triderman yukarı çıkmadığında. Burada çok fantastik bir şey görüyorum. Gerçi bu Gundy'nin bulunduğu ittifak normal çapta bir ittifak. Taş Adam, Korg, Blade ve Doktor Voodoo'dan oluşan bir prestiji varsa arkadaşlar, 10.600'ün altında bu vatandaş. Hatta 10.500'ün de altındadır büyük ihtimalle. Yani çok düşük. Bulunduğu rakam 2 milyon 161 bin 545 iken, 593 karakteri varken, yani çok düşük. Bu seviyeye göre inanılmaz düşük bir puan. Hani sanki pilot hesapmış gibi, deneme hesabıymış gibi duruyor açıkçası. 8 numaraya bakalım. 8 numara Brutal DLX. Bolca kaban bu vatandaşı bize hatırlatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz işte Brutal şunu yaptı, Brutal bunu yaptı. Biz Brutal'la konuştuk. Brutal bize şu hediyeyi gönder dedi. Biz de gönderdik dediği vatandaş. Namor var. Supreme Symbiote var. Corvus Glaive ve Eagon var. Yine arkadaşlar 10.600'ün altında bir karakter prestij yapmış. Yine prestiji oldukça düşük falan filan ittifakında, Omega Fight ittifakında lideri 636 tane, çok fazla karakteri var. Ama prestiji buna göre oldukça düşük. Prestij çok önemli arkadaşlar. Eğer prestijin ne olduğunu bilmiyorsanız, daha önceki prestij videolarımızı izlemediyseniz YouTube'a Magi TV prestij yazın. Çok detaylı yardımcı olacak. Çok önemli arkadaşlar. Prestij şu anda inanılmaz derecede önemli. Aman bilginiz olsun diyorum. Ve bu vatandaş da yine hesabının hakkını prestij olarak vermemiş. Ve MMX ittifakından Joe NYC arkadaşlar, bu vatandaşa girelim ve bakalım. Thor Ragnarok yine 4 yıldız, 5 yıldız zaten kurmuş. Yine 6 yıldız yok. Çok enteresan değil mi? Thor Ragnarok
Namor. Bu ikisi zaten en yüksek prestij sahip iki karakter arkadaşlar. Anka kuşu ve Goldpool. Yani benim şu andaki asıl hedefim olan 10.600 barajının yine üstünde bir prestijle yukarıda arkadaşlar. Henüz 5 yıldızlar. Devam ediyorum. Dediğim gibi finalde çok bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu prestijlerle ilgili. Bu vatandaş da Taş Adam, Süprem, Alev Adam ve Corvus Glaive yaparak beşincisi de büyük ihtimalle Corvus Glaive'in altındaysa ortalama arkadaşlar 10.500 civarında bir prestiji var. Ve henüz 6 yıldızlardan prestije girmemiş Omega Fight'ta az evvelki vatandaşla aynı yerde. İlk 5'e geliyoruz. Ent biliyorsunuz arkadaşlar Ent şu anda prestiji en yüksek ittifak. En yüksek yani şu anda dünya sıralamasında birinci. Ve şöyle bir bakalım arkadaşlar bu vatandaş aynı şekilde sadece 5 yıldızlarla kurmuş prestijini yine Thor, Namor, Anka ve arkadaşlar Goldpool'la kurmuş yine 5 yıldızların en üst seviyelerini eklemiş. Octamonkey'e geleceğim artık ilk 4'e geliyoruz arkadaşlar. 2 milyon 300 bin yani bir öncekiyle arasındaki puan farkı neredeyse 50K, 35K'ymış. Octamonkey'e bakalım arkadaşlar. Octamonkey yine 4 yıldızlardan kurulmuş ama Namor'u yok. Gördüğüm kadarıyla Namor'u R5 değil ya da R5'se de 200 kopya değil. Çünkü 200 kopya olsa direkt Kaptan Marvel'ı aşağıya atması gerekir. Kendisini de ikinci sıraya taşıması gerekir de. Buradan bunu görüyorum. Yani prestiji en üst seviyede değil. Ama en üst aran bir. Yani en üst seviyede değil derken 1 puan 2 puan minnak minnak oynuyor yani. Yine 623 karakteri var. 2 milyon 301 bin arkadaşlar. Yine 6 yıldızlara henüz asılmamış bir insan evladı. Ve 3. sıraya geliyorum arkadaşlar. 3. sırada EO Terror demiş. Bu arkadaşlar HQCN'de Sion'dı. Bu vatandaşın da oyunu bıraktığına dair bir şeyler duydum ama sadece bir duymuşluğumuz var. Ya da adını da değiştirmiş olabilir veyahut da sıkılmıştır. Hadi oyunu bıraktım adı altında. Kardeş artık yeter beni bırakın demiştir. HQCN'a bakalım arkadaşlar. Bu vatandaşın aynı şekilde yani Endgame yine 5 yıldızlarla prestije devam etmiş. Ama Endgame'in içinde bir şey göstereceğim arkadaşlar. Endgame'in içine doğru gireceğiz tabiri caizse. Ve ilk iki sıra yani ikinci ile arasında 100 bin neredeyse fark bulunan Gencerme ve Tildirmen var arkadaşlar. İki Türk vatandaş yine her zamanki gibi gururumuz olmaya Türk bayrağını dalgalandırmaya arkadaşlar devam ediyorlar. Vallahi gurur tablosu. Hani diyorum ya biz de bu listeye girelim işte ikinci olalım hatta işte Gencerme'nin Tildirmen'in ayağını kaydıralım biz birinci olalım. İsterim arkadaşlar. Bu iki Türk oyuncusunun da ayaklarını kaydırmak isterim. Ama Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya. Nerede sende o yürek diye. Nerede bende o vakit. Artık bakacağız. Tabii daha çok şey öğrenmem lazım. 40 fırın değil. 40 fırını içine koy. Neyse öyle bayağı bir şey lazım yani bana. Baya baya lazım. Devam edelim. Ve ikinci sıradaki Gencerme'ye bakalım arkadaşlar. Gencerme hala aynı. Alev Adam. 200 kopyası. En son 180 diye hatırlıyordum. Ben en son baktığımda bir 180 kopya muhabbeti vardı. İkinci olarak da Obsidian var arkadaşlar. Obsidian'da 160 kopya. 6 yıldızlardan prestij oluşturuyor. Biliyorsunuz Gencerme'nin prestijiyle ilgili bir video yapmıştım. Yine Thor Ragnarok ve Anka kuşu var. Namor'u demiştim arkadaşlar o zaman da. Ya R5 değil ya da arkadaşlar 200 kopya değil. Ama çok da ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Sanıyorum yakın zamanda 2 veya 3 tane daha 6 yıldız R2 atacak arkadaşlar. 673 tane de karakteri var. Peh abi ya. Kabam acaba Gencerme'ye özel karakter mi üretti? Ne yaptı zamanında? Ve birinci sıradaki Tridermen arkadaşlar asıl değişiklik. Burada var ne var? Daha önce biliyorsunuz profilde bu Gundy vardı. Ebony Maw vardı arkadaşlar. 6 yıldızdan yine prestije başlamıştı Tridermen'de. Ama bu sefer Obsidian var ve 200 kopya. Düzeltiyorum 180 kopya. Tabi arena kasarken uyumayınca uyduruk kaydır bir şey yaptık herhalde. 180 kopya arkadaşlar. Obsidian var. Yine 6 yıldızlardan sinerjiler gelmiş. Tabii ki bunlar çok büyük oyuncular. Mutlaka 6 yıldız 235'tir daha bolca vardır.
Ya da atmıyorlardır. Bence 6 yıldız özgün taşları da hatır sayılır seviyede vardır ve kopyaları da bence gayet güzeldir ama atmamışlar. Yakın zamanda arkadaşlar bolca yani 5 pi derecesinde 6 yıldızların oluştuğu oyuncuların sayısı inanılmaz derecede artacak. Ama size şunu söyleyeyim yani artsa bile hani 2020'den bahsedeyim. Yılbaşına kadar bir 4 ayımız var. Bu 4 ay içerisinde taş çatlasın abi 100 tane oyuncu 6 yıldızdan profil oluştursun. Yani bunları toplarsanız arkadaşlar hepsi bir yerde birleşse en fazla 3 ittifak çıkartabiliyor. 4. ittifakta bolca boşluk kalıyor. Yani sizler hala 5 yıldızda prestij yapmakta gecikmedik arkadaşlar. Ben de buna dahilim tabii ki. Sizler derken ben de dahilim arkadaşlar. Ben de prestijde şu anda buradayım Magi TV. Thor Ragnarok'um var. Thor Ragnarok'um şu anda prestijde yüksek. Elimde Namor, Örümcek Adam, Anka Kuşu, Diablo gibi 10.600 karakterlerim mevcut. İşte bu yılbaşına kadar inşallah ona da 10.600 yapacağım. Söylemek istediğim olay bu arkadaşlar. Yani sakın işte ya artık prestij 6 yıldızlara dönüyor. Boş ver prestiji biz keyfine demeyin arkadaşlar. Özellikle zirveye oynamak isteyen daha büyüklerle kapışmaktan keyif alan oyuncular için söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey demeyin. Bolca güzel Türk ittifakımız var arkadaşlar. Bolca güzel Türk ittifakları var. Oraya kapak atarsınız abi tabiri caizse bir transfer alırsınız. Prestijiniz yükselirse alır başınızı gidersiniz. Dediğim gibi yani önümüzdeki atıyorum belki 7-8 ay boyunca belki 9 hatta 1 sene boyunca yine ilk 20 için veya ilk 30 için dünya sıralamasına ittifak için arkadaşlar 5 yıldızlar hala geçerli olacak. O yüzden 5 yıldızdan prestij yapmaya mutlaka devam edin, bırakmayın. Bir de şöyle bir tavsiyem olacak. Mesela abi işte kimi çok severiz? Ghost'u çok severiz. İşte Hyperion'u, Stark'ı, Domino'yu hakikaten sevilmeyecek karakterler değil. Ama bunları tavsiyem R5 atacaksınız. Atmayın arkadaşlar. Bence 4.55'te bırakın. 4.55'leri de R5'leriyle hemen hemen yakın. Yani atıyorum %10 falan bir fark olsun ya da %15 bir fark olsun. Tavsiyem arkadaşlar prestij karakterleri. Bekleyin ve prestij karakterleri R5'e atın ki çok daha hızlı yükseleceksiniz. İlk başta ben de böyle düşünmüyordum arkadaşlar. Özellikle bizim Raşit dediğimiz MMX oyuncusu hemen onu da göstermek isterim. Gerçekten Gökhan'la birlikte Raşit dededen çok çok fazla bilgi ve veri topluyorum arkadaşlar. Sağ olsunlar desteklerini eksik etmiyorlar. Nerede? Hemen bizim dedemize şuradan bir bakalım. Dede çalmışlar seni dede. Dedeyi çalmışlar. İşte burada arkadaşlar hemen profilini gönderelim. Dede arkadaşlar bolca bilgi ve veri topluyoruz. Yani bana öyle şeyler söyledi ki özellikle prestijle ilgili. Hani ödüllerimiz boşa gidiyor muhabbeti var. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hatta hatırlarsanız söyledim ya bu maymuna o kadar eşya basmaya içim acır diyordum arkadaşlar. Ama işin iç yüzü çok fazla farklıymış. Allah razı olsun beni biraz tabiri caizse uyandırdılar arkadaşlar. Onunla ilgili de ayrıca bir video yapacağım. Zaten dede bana bir video gönderdi bununla ilgili de. Onu da ilk fırsatta bu arena kasmalar bittiği zaman montajlayıp videosunu yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi prestije yönelin. Prestije yönelin. 5 yıldız prestije yönelin arkadaşlar. Daha detaylı videolarda gelecek. İnşallah bu video sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi beğenmeyi, bizi likelamayı, bize abone olmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.